Konumuz mahşer. Mahşerle ilgili sohbet edeceğiz. Şimdi mahşeri tabii anlamak için önce tanımına bir bakmak lazım. Kıyamet koptuktan sonra kişinin kıyameti hep dünya hayatında şöyle düşünür insan, şöyle düşünürsün işte öleceğim. Ondan sonra dirileceğim. Kıyametim ondan sonra kopacak ya da işte büyük kıyamet olarak tasvir edilir zaten. Yani kişinin kıyameti değil de dünyanın kıyameti olarak gözünde canlanır bu durumlar, bu senaryolar. Ya da böyle inanırsın. İşte biraz iş tersten <laughs> oluyor. Yani dünyada yaşadığını düşünüyorsun ya aslında dünyada e, yaşamıyorsun. Dünyada ölüsün. Ölü hükmündesin. Bunu böyle duymak ya da bunu böyle söylemek çok garip geliyor. Yaşayınca, deneyimleyince ne demek istendiği çok net olarak anlaşılıyor. O hani ilizyon, rüya, düş, uyku hali denilen dünya zihinde yaşanılan sadece belli bir döngülerin içerisinde geçen bir durum. İşte ondan yani o ölüm halinden gerçekten kıyama kalkmak, dirilmek, kıyamet, kişinin kendi kıyameti ve bu kıyametten sonra kıyam ettikten sonra yani artık diri olduktan sonra huzurdasın. Yani huzura geliyorsun. Huzur nasıl tarif edilir? İşte yani tarifi yok huzurun. Çünkü o artık aşıkla maşukun birleştiği vuslat anı. Yani o an dünya zamanıyla bir hafta on gün kadar sürdü diyelim. Yani sonuçta herkesin bir hikayesi var. Ben sadece <laughs> yaşadıklarımı sizlere aktarabiliyorum. O bir hafta on günlük bir an içerisindeyken tamamen ee, İmanı orada deneyimliyorsunuz. Yani iman güvende olmak. Teklik, birlik daha doğrusu birlik alanı tamamen bütün hissettiğin, kendini bir ve bütün hissettiğin o alanda yaratıcıyla bütünleştiğin, gördüğün her şeyle bütünleştiğin artık gerçek olduğun Rüya düş değil, gerçek olduğun, gerçekten insan olduğun bu hissiyatı tamamen büründüğün o bilme hali, o olma hali, o birlik hali, eminlik hali, güven hali. Artık aşık değil, tamamen aşk olma hali. Yani kendini gerçekleştirme hali dünyada olma sebebine nihayet kavuştuğunu düşünme, daha doğrusu düşünme de değil işte. Onun içinde olma, hem içinde hem dışında, her yerinde. Müthiş insan olmak müthiş güzel. <laughs> Ve hiçbir negatifliğin olmadığı tamamen iyi kötü güzel çirkin ya da cennet cehennem gibi ayrılıkların olmadığı tamamen birliğin olduğu bir durum. Böyle bir durumda hiçbir şekilde o dünyada hissettiğin hiçbir <laughs> olumsuz denebilecek şeylerin olsunun bile olmadığı. Gördüğün, işittiğin duyduğun, yaptığın her şey anda oluyor. Geçmiş ya da gelecek yok. Zaten bunların düşüncesi de yok. Bunların kaygısı da yok. Yani farklı bir bilinç seviyesi diyelim. Yani bu algıyla aslında algılanamayacak, çok da anlatılamayacak ama ben şu anda bu şekilde anlatabiliyorum. Burada ilmel yakin olarak sen dinliyorsun. Ben de tabii ki bu zihinle bunu anlatıyorum. O yüzden kelimelerin de biraz kifayetsiz kaldığı bir alan. Yani buna cennet de denebilir. Cennet böyle bir yerdir herhalde. Yani huriler, nuriler ya da işte o akan ırmaklar gibi tasvir edilen bir yer var ya yani zevk ile alakalı bir yer daha çok baktığımızda ama gerçek zevk ya da lezzet tamamen bu yani bütünlük, teklik, yaradanla bulmak, artık ona teslim olduğun o noktadan sonra onun seni kapsaması, onu deneyimlemek, gerçek insan olmak. Ya lezzet yani bu lezzet ne yemek ne içmek dünyada herhangi bir şeyle kıyas edilebilecek bir şey değil. Gerçekten. Tabi bu anda o deneyimleri yaşarken dünya hayatıyla dediğim gibi bir hafta on günlük bir zaman dilimiydi. Ve onun artık bitmeyecek yani onun dışında bir şey olmayacağını düşünüyorsun ama dünya hayatına pat diye yeniden geliyorsun orada bir hissettiğin tek şey zaten o ilk geri dönüşte ayrılık yani zihne geri geliyorsun yeniden dünyaya gönderiliyorsun. Yeniden zihindesin. Yeniden o algı aleminde o şok olduğun o anda <laughs> inanamıyorsun. Yani nasıl olur? Ya her şey yeniden başlayacak. E, düşüncesi ya da korkusu geliyor. O müthiş sevgililer sevgilisine kavuştuğun o duyumu içerisinde o okyanusun içinde yüzdün. Okyanus oldun. Kendini artık bir damla, bir dalga olarak değil bir okyanus olarak hissettin. Oradan çok güzel akışların içerisinde sana gelen o bilgileri tefekkür ettin, yaşadın, anda deneyimledin. Geçmiş, gelecek bütün bağların koptu. Yani burada o aşk gerçekten o aşk aşkla gittiğin o sevgilinin bir anlamda işte artık onun koynundan onun diyarından ya da ondan bir ayrılma hissiyatı yaşamak bu yeniden dünyaya dönüş hali. E, tabii bu ayrılma hissiyatını başta hem kabullenmek zor hem nerede olduğunu yeniden tanımlamak, neden e, yeniden geldiğini bilmek, bunları tefekkür etmek, bir sürü e, yeniden bir karmaşıklık içerisinde, yeniden zihinde ve bunları tabii ki bir yerden okuyarak öğrenerek kitabı bir şey de elinde yok, bir afallama yaşıyorsun ayrılık acısı o kadar yoğun ki aslında ayrıldığın bir yer yok. Bu mümkün değil zaten. Ama tekrar zihne düştüğün için bunu hissediyorsun. Ama burada bilmen gereken herhangi bir ayrılık olmadığı, deneyimlediğin acı ya da tekrar gönderildiğin döngünün hissiyatı bu. Ve bunu çok derin hissediyorsun. Ya Bu müthiş bir acı. Şimdi zaten ölüyken hissettiğini düşündüğün şeyler, duyguların seni ele geçirmesi, yönetmesi ve orada senin... Evet, biraz hararetli bir sohbet oluyor sanırım. Sıcak oldu. Şimdi dünyadan bahsediyoruz. O dünde kalan düşler alemi yani aslında kabir. Kabir demek doğru olacak. Beden insanın kabri çünkü. Hani ölünce yeniden dirileceğiz sandığımız şeyse. Evet yeniden dirilme var orada ama zaten o ruh öfle, üflenip bu bedene o nefes başladığı zaman zaten dünya hayatında ...bu kabir alemini... ...deneyimliyorsun. İşte o esnadayken... ...o döngülerdeyken... E, ...duyguları... ...aslında tanıman için... ...o alanı yaşıyorsun. O duyguları tanıyıp... ...onları kabul ettiğin... ...ve onları artık... ...onların seni yönetmediği... ...bir alana geçmek. Ama o duyguları... ...o acıları... Bazen işte duygular tatlı acı olarak deneyimleniyor ya kabir aleminde. Sanıyorsun ki yani çok ağır duygular, bazen seni ele geçiren işte dayanılmaz, bazen depresyona sebep olan, tamamen içine dönmeni, dünyaya bağını koparmanı sağlayan bazı acılar deneyimleyebiliyorsun. Ya da tam tersi mutluluklar, aşk deneyimliyorsun. Aşk çok önemli tabii. Aşkı dünyadayken deneyimlemek müthiş bir hazırlık. Yani <laughs> o kadar değerli ki gerçekten çok değerli. O çekilen acılara değiyor. İyi ki de çekmişim, iyi ki de aşık olmuşum. Bir kere de değil defalarca aşık olmuşum. İyi ki de bu aşk peşinde koşmuşum. Aşk duygusunun peşinde koşmak. Yani dünya hayatındayken sürekli aşkı aramak, zaten o arayışla yaradanı bulmak, bu yollara bu şekilde belki de mail etmek. Aslında bu konuya girmemin ana sebebi dünyada yaşanılan o duyguların hissettirdiği o hissiyatın bile sanal olması. Asıl hissetmenin <laughs> gerçek yani ahiret hayatında başlaması. O da işte bu mahşer dediğimiz yerde başlıyor kıyamdan itibaren. Gerçekten artık hissediyorsun. Yani artık gerçeksin. Duyguların o yüzden artık önceki dönemde tanınmış olması, orayla ilgili durumların bir yere varması gerekiyordu ki burada bu gerçeklik alanında sıkışmamak için yani çünkü dünya hayatında kabir aleminde yaşarken şöyle bir algı içerisindesin. Hep bir kere şu anda yaşadığımız bugün var ama zaten bugün de hiçbir zaman olamazsın. Olamıyorsun. Hep dündesin ve yarındasın. Zihin sürekli geçmiş ve gelecek içerisinde sana bugünü yaşatmıyor. Bugünü geçmiş ve gelecek algısıyla yaşıyorsun. Bugün hiçbir zaman yok. Bugün hiç yok ve hep e, ulaşılmaz bir şey için yaşıyorsun. Dünya böyle bir yer. Yani ulaşılmaz bir hedefin var. <laughs> bu birçok şey olabilir. Aynı anda birçok şey olabilir. Ve bu hedefi mutluluk olarak tanımlayabiliriz. Yani mutlu olmak için yaşıyorsun. Mutlu olacaksın illa ki bir gün sanki bir masa almış gibi düşününce böyle geriden. Bir gün mutlu olacaksın ve şu an yaptığın her şey onun için. Olaya böyle bak. Yani içindeyken pek tabii bu şekilde anlamak güç. Ve oradaki hırsların, egon, kibrin, isteklerin, arzuların, korkuların seni yönetip yönlendiriyor. Sen de onların elinde bir kukla gibi nereye çekerlerse oradasın. Ama tamamen onlar da tabii ki seni sen yapan kimliklerin. O kimlikleri soyuna soyuna ölmeden önce ölümü deneyimlediğin zaman yani bedensel olarak bir ölüm değil ölmeden önce bir ölüm. Tamamen teslim olarak kimliklerden soyunarak geçilen o kapıdan geçtikten sonra o dirilişi yaşayıp yeniden dünyaya gelmek. Ama zaten o dirilişi nerede yaşadın? Zaten dünyada yaşadın. Buradaki bahsettiğim hep algı. Bilinç algısı. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Yani seni alıp bir yere götürmüyorlar. Yeniden bir yere koymuyorlar. Yeni, hep dünyadasın. Yani her gün nasılsa o günün içerisindesin. O bahsettiğim vuslat zamanı da bu dünyanın içerisinde yaşanıyor. Gene aynı işinde, gücünde insanlar senin karşına geliyor, konuşuyor. Sen konuşuyorsun, dinliyorsun. Yine aynı uyanıyorsun sabaha. Yine aynı geceye uyuyorsun. Ama artık 24 saatin içindesin. Yani yarın, dün diye bir şey de yok. 24 saat var. Bu 24 saat içerisinde deneyimliyorsun, yaşıyorsun. Çünkü andasın. Yani aslında 24 saat olarak da düşünmüyorsun, andasın. Yani günü de düşünmüyorsun. Herhangi bir plan, programa bağlı değilsin. Zaten düşünerek bir şey yapmıyorsun. An içerisinde akıştasın yani önüne geleni yaşıyorsun. Neyse yapman gereken o zaten biliyorsun onu. Bir düşünmen, planlaman gerekmiyor ki biliyorsun. İşte oradan dön tekrar gelme kısmına tekrar gelirsek o mahşer kısmına bu sefer, hani o dünyada, yine hep kıyaslayarak örnek vereceğim. Dünyada insanlar hani şöyle söyler ya... ...işte çok gülersem ağlarım. Ya da işte ne ekersen onu biçersin. Ya da işte... ...insan kınamadığını yaşamadan ölmez. Yani mutlaka başına gelir kınadığın şey. Ama burada hep bakın bir gelecek vardır yani ne zaman olduğunu bilmezsin. Sanki o kadar uzakta olacak ki bunlar sana hep böyle düşünürsün yani. Ben bugün farkına varan için söylüyorum tabii hani içinde o vicdanını taşıyan o gönül sarayını dünyada da olsa, kuran kuran <laughs> kabirde de olsa o sarayı kurmaya başlayan bunu fark eder. Yani der ki bir kötülük düşünürsem, yaparsam illa ki bu benim karşıma gelir bir şekilde. Ama burada çok geniş bir zaman vardır. Bu algıda çok geniş bir zaman vardır. Ne zaman geleceğini bilmezsin. O yüzden burada çok da bir... Yani bunu söyler ya da düşünürsün ama bu bir iman bile değildir. Bir inançtır sadece. İşte mahşer alanında artık iman var. Yani ilmel, aynel ve hakkal yakın olarak deneyimleyip geldiğin için her ne kadar orada ayrılık hissetsen de artık gördün, deneyimlediğin için geniş bir zaman yok. Yani zaman artık gelecek şeklinde bir zaman diliminde değilsin. Artık şimdi desin. Şu andasın. Ne oluyorsa ne bitiyorsa hemen oluyor. Paldır küldür pat 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 önüne geliyor, karşına geliyor. Yani bu söylediğin her şeyden nasıl sorumlu olduğunu, nasıl hemen onu yaşadığını görünce o ayrılık acısının üzerine bir de bu <laughs> durum geliyor ve bu inanılmaz <laughs> dünya için kabir aleminde olsaydı inanılmaz bir durum olacaktı. Ama içindesin, yaşıyorsun. Yani burada gerçekten onun kudretinde, onun gücünde sığınacak tek yer orası o. <laughs> Çünkü orada burada tekrar bir ben bir o durumuna tekrar geliyorsun. Hiçbir şekilde ayrılan mümkün olmadığını bile 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 o acının içine düşüyorsun. O ayrılık acısının, o sevgililer sevgilisinden ayrılmışsın. Yani dünyada yaşadığın bir aşkı düşün. Aşk gerçekten yaşadığında nasıl seni kendinden geçirip yerden yere vurabiliyorsa o ayrılık ya da ayrılmamak için yaptıklarını düşün. O bütünlük halini düşün. Ki o bütünlük hali bu bütünlük halinin yanında yani hiç 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 yani hiç. Zaten dediğim gibi yani kabirde bir düş aleminde ne kadar deneyimleyebilirsen o kadar işte sanal olması bu yüzden sanal. Bu yüzden sanal deniyor. Bu alanda Hz. İbrahim gibi seni yakan o yeniden aşk ateşine yeniden düşüyorsun. Artık işte aşk bitti. Daha doğrusu aşk bitti derken aşk aşıkla maşuk birleşince vuslatta tabii ki hasret kalmamıştı. Ama yeniden hasret alanına geliyorsun. İşte bu hasret alanına geldiğin zaman tabii aşkla gelmek çok güzel. Ama böyle bir acı tarafı da var. Çünkü ayrılık hissiyatı var. İşte kendini tekrar ayrı olmadığını hatırlatman. Burada yeniden yaradanına sığınman. Oradan yardım dilemen. Onunla yeniden muslata ermeyi Tek zaten amaç, tek isteğin ee, yeniden bu. Tabii ki bu yine bir istek. <laughs> Çünkü zihin alanındasın yeniden. <laughs> aşk olmasa bilmiyorum nasıl buradan yürünür. Onu bilmiyorum. <laughs> yani aşk olmasaydı bilmiyorum. <laughs> o yüzden hani Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığın, aşka sarıldığın yeniden. O kadar çok kafanda zaten neden, neden, neden diye yine zihne düştüğün için neden, neden oldu bu? Yani şey gibi hissediyorsun aslında. Yani Adem'in cennetten kovulması gibi de düşünülebilir. Birçok şekilde düşünülebilir yaşıyorsun işte ya. Yani bunu yaşıyorsun, bunu deneyimliyorsun ve suçlu da hissediyorsun o anda. Çünkü yani ne yaptım da diyorsun o vuslattan kovuldum. Ayrıldım. Ne yaptım da ayrıldım? Yani bir şey yaptım herhalde. Kibir. Kibir olabilir bir hemen seni buraya gönderen bir şey çünkü. Bu noktada dürüst olmak çok önemli. Zaten artık yalanla dolanla, riyayla, iki yüzlükle gidilecek, varılacak bir şey yok. Bir yer yok. Böyle kendini alıp karşına yine dinleyeceksin, konuşacaksın. Ama mutlaka artık öyle içeride kapanmak yok. Yani kafanın içinde olmuyorsun. Artık gerçekten deneyimlemek için geldin. Artık gerçekten artık bir şeyleri belli bir bilinç açısından bakmayı, gördün, yaşadın, deneyimledin. İşte bu sefer gel bakalım. <laughs> Onları burada tekrar hayatta nasıl? Ne yapıyorsun bakalım? İşte burada tekrar eğitimin yeniden başladığı bir alana yeniden geliyorsun. Aslında o ayrılık, o acı, o suçluluk hisleriyle hemen yüzleşip hemen onlarla çalışman gerekiyor. Bir kere hiçbir yere gitmediğini hiçbir şekilde ayrılmadığını, ayrı olmadığını, zaten işte sen de ayrılamayacağını hatırlaman. Ve o alanda çok sevildiğini aşık olduğuna göre maşuk da var değil mi? Korunduğunu, kollandığını, öyle bir yerlere düşmediğini bilmen lazım. Sonra işte ne kadar çok eğitim alanına gelirsen o kadar her şeyin daha da güzel, daha da lezzetli olduğunu bilmen lazım. Artık hep bu pozitif diye tabir ettiğimiz ama çok açılımı fazla olan <laughs> o enerjiyle yalnızca yaşayabileceğini de idrak ediyor olman lazım. Neden? Çünkü dedim ya, kabir alemi gibi değil. Yani bir şey yapınca, bir şey söyleyince o senin karşına ne zaman çık ne zaman çıkacağı belli olmayan bir yaşamda değilsin. Artık Artık anlıyorsun ki ağzından çıkan her şey karşına geliyor. E geliyorsa ağzından çıkana dikkat edeceksin. Zaten hani konuşuyorduk ya, bir önceki sildiğim videolarda anlatmıştım. Ağzdan çıkan kulağa gelip kalbe bu üç öğeyi birleştirdiğin zaman o yaratım alanına geçiliyor demiştim ya. Bu bir tabii ki ezbere bir şeydi. Şimdi bu gönülden bahsettik biraz önce. Gönül, gönülü bir tarif edelim. Yine kelimelerle, kavramlarla olacak ama dünyada elimizde başka bir şey yok. <laughs> kelimelerle kavramlar var. Kelimelere, kavramlara döktükçe özden uzaklaşıyor ama onun içerisinde mutlaka o kelimenin de bir özü var. Onu anlamanı sağlıyor. gönül kalp ve aklın aşkla <laughs> senkronize olması tarifim böyle. Sadece kalpte yok, sadece akılda yok orada. Çünkü ikisini de zaten bırakıp ikisini de birleyerek oluşturulan bir alan ve çok değerli bir taht orası. <laughs> gönül çalabın tahtı. Hani dağlara, denizlere, yeryüzüne, bütün aleme teklif ettiği emaneti yaradanın insan kabul etmiş ya. Hı. Tamam demiş ben, kabul ederim o emaneti. İşte o gönülde duruyor o emanet. O emanet gönülde her zaman. İşte bu geldin mahşer alanında o gönlündekini hatırlaman çok önemli gönlündekini o birlik alanından yeniden ikiliye geldiğinde gönlündekini hatırlıyorsun. Hatırla hatırlamak dışında zaten bir şeyin yok çünkü yaptığın ya da söylediğin en ufak bir şeyden sonra <laughs> onu direkt olarak yaşadığın için bir şey yapmaya da artık e, o alanda korku kelimesini de kullanmak istemiyorum ama gerçekten bir e, <laughs> panikleme durumu oluyor. Yani ne yapacağını bilemediğin. Hani bir tabir var ya yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal diye. E artık bir yani melek gibi bir şey olman bekleniyor diye düşünüyorsun. Yani melek olman falan beklenmiyor. Çünkü zaten insansın. İnsan melekten çok daha üstün yaratılışta biliyorsun sebebi de bu işte yani bunları deneyimleyebilmesi senin üzerinden bunları deneyimlemek istiyor seni yaradan ve seni yeniden ikilik alemine gönderiyor ama bu sefer işte bu deneyimle bu bilgiyle yani e, uyanan uyanmaya çalışan canları Tabii ki uyanmaktan korkutmak falan istemem uyanmak bir rüyadan uyanmak değil Sürekli olarak rüyalardan uyana, 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 uyana bir yola çıkmak. Yani aslında uyanmak, dirilmek. Dirildiğiniz zaman yola çıkıyorsunuz, sıratın akim İşte bu asıl yola burada başlıyorsunuz. Öncesinde sadece alıştırma gibi bir şey ama hiç hükmünde. Yani dünyadaki yaşantı sadece kendinizi imar etme var orada. O yüzden değerli tabii. O bilgilerle, o deneyimlerle o yaşadığınız sandığınız aslında sanal alemle bir kapıya kadar gelebiliyorsunuz. O da yaşam kapısı. <laughs> Kıyamet. Yani kabirden çıkma kapısına sizi getiriyor. Oradan sonrası için o yaşadıklarınızın Orada kazandıklarınızın, orada edindiklerinizin, orada öğrendiklerinizin bir değeri yok. <laughs> yani o biriktirdiklerinizin bir çöp yığını olduğunu orada görüp zaten orada bırakıyorsunuz. O kapıdan hiçbir şey içeriye girmiyor. Dünya orada kalıyor. Yeniden ikilik ikiliğe yeniden geliyorsun tabii dünyaya mahşer. Bu kişisel mahşerden bahsetmiyorum bu arada ben. Kişisel mahşerini zaten yaşıyorsun. Ondan sonrasını bahsediyorum. Yani bu bahsettiğim mahşer burada yaşanan mahşerden bahsediyorum. Zihin içinde yaşanan bir mahşerden bahsetmiyorum. Artık tamamen dünyada deneyimlemeye başlıyorsun. Şimdi önceki bilgilerin burada bir işine yaramıyor. Bir kere bunu söyleyeyim. Burada işine yarayanları hızlıca zaten buluyorsun. İşte aşka, aşk, aşk yani. Aşka tutunman gerekiyor. Burada yeniden bir şeye tutunman gerekiyor. O da yaratıcının kendisi, onun aşkı. Ona tutunman gerekiyor. Ona nasıl tutunmayı rahat ediyorsan, nasıl biliyorsan o şekilde tutun. Yani kopma. Çünkü yeniden alana geldin. Yeniden ikilik alemindesin. İkilik ne demek? Artık yeniden güzel ve çirkin dediğin o ikilik alemindesin. Sen ve ben yeniden ikilik alemindesin. Artık bu sen ve ben alemine yeniden geldiysen sen ne, ben ne biliyorsun. Çünkü yaşıyorsun, görüyorsun, hissediyorsun. Dünyadaki hisler gibi de değil. Çok güçlü. Tabii. Çünkü enerjin çok yükseldi. Şimdi 10 wattlık, 20 wattlık bir ampulün deneyimlemesiyle ışığı, bir büyük bir dev bir projeksiyon düşün ne bileyim, koca bir alanı aydınlatabilen ya da daha yüksek wattlı bir ampulken ışığı nasıl deneyimlersen, aradaki fark orada zaten titreşimin Düşüktü. Çok düşük olduğu için o duygular seni çok acıttı zannediyorsun ama <laughs> değil, değil. Ya da çok mutlu oldum, çok mutluyum sanabilirsin. E, uyanmak istemeyenlere baktığımız zaman bunu görüyorsun. Gayet memnun halinden. O koşuşturmayı da seviyor. O çabayı da seviyor, hedef koymuş, onu da seviyor, inanıyor mutlu olacağına, başaracağına, başarırsa mutlu olacağına falan. Yani iyi kötü, memnun halinden. İşte o iyi kötü memnun halden tamamen burası rıza hali. Yani razı olma. Her şeyden, her an, kendinden, sana verilenden önüne gelenden eğitiminden tek yani anahtar bu belki de o aşkı fark edip onun ipine sarıldıktan sonra karşına çıkan lokma da rıza lokması. Bunu yutman gerekiyor. Rıza lokması da biraz yutması zor bir lokma. Ayva gibi aynı boğaza takılabiliyor. <laughs> Ama yuttuktan sonra ne kadar lezzetli. Ne kadar lezzetli bir lokma öyle. Keşke diyorsun bu lezzetli lokmayı bu kadar beklemeseymişim yutmakta. Zaten tekrar ikiliye gelmen de yeniden işte anlaman gereken, idrak etmen gereken, yeniden genişlemen gereken bir alan. Genişleyip genişleyip yeniden, <laughs> yeniden, yeniden, yeniden diyorum ya yola çıktın artık. Artık yoldasın, yolu deneyimliyorsun. Ve yolda artık elinde bir meşale var. Işıl ışıl yanan bir meşalen var. Artık kabirde değilsin. Kabir alemindeki korkulara yeniden düşmene hiç gerek yok. Her an yanında çünkü sultanın. O gönül tahtında oturuyor. O gönül tahtında vicdan sarayında oturuyor. O yüzden artık o vicdan sarayında bir toz bile barınamaz. Bir toz bile varsa sultanını duyamazsın. İşte o yüzden burası daha hassas. Daha kıldan ince, daha kılıçtan keskin. Yol asıl burada o yüzden başladı. Artık öyle harala gürele, <laughs> patada kütede yaşayamazsın. Artık çok naif, çok latif olmak var. Çünkü o vicdan sarayındaki sultanı sultanla birliği yaşadın ya, o vuslatı deneyimledin ya. Bir an önce yeniden vuslat istiyorsun tabii ki. <laughs> Ama rıza lokmasını yutunca o vuslatı yeniden deneyimliyorsun artık. Deneyimliyorsun ama bu sefer öyle cennette gibi değil. Çünkü cenneti yaşayıp düşünce cenneti bakın bu ikilik yani bu dualite zaten. Yani o cennet varsa cehennem de var. İyi varsa kötü de var. Bunu hep böyle zıttıyla bilebilirsin. O zaman artık cenneti de talep etmiyorsun. Çünkü cenneti istersen <laughs> yeniden bir cehennem durumu var. Cennetten de geçiyorsun. Cenneti istemiyorsun artık. E ne istiyorsun? Artık sadece istediğin tek şey cemalullah. Vuslatı istiyorsun sadece. Cennet istemiyorsun. Yani uçayım mutluluktan. O aşk sarhoşu olayım. Hayır. Geçiyorsun onların hepsinden. Yani o uç durumları istemiyorsun. Artık sadece denge, dengede olmak. Zaten öğrenmen gereken de bu denge, dengede olmak. O yüksek enerji ve bedenle bedeni uyumlayıp dünya hayatında tam o anın içinde olmak. O anda olmak ve o anın içerisinden bakıp onu deneyimlemek. Yeniden o benliğinin kalmış olan tortularından da sıyrılıp, onları çünkü yaşadığın önüne çıkan her şeyle fark ettin. Ve onlardan yeniden kalan tortulardan, o tozdan, <laughs> çamurun içinden çıkmıştın. Yeniden bir toz toprak kaldı üzerinde ikiliye geldiğin zaman görebiliyorsun. o tozu toprağı silkelemek. Tozu toprağı silkelediğin zaman yeniden sultanın sesini duyabildiğin alan, o cızırtıları, o frekansı yeniden ayarlaman gereken alan. Dünya hayatında yaşarken tekrar o gönlündeki sultanının sesini duyamadığın <laughs> o mahşer alanına ilk geldiğin sıralar. Her şeyin geçici olduğunu bil. Çünkü tekrar bir zaman çizelgesinin içinde kendini hissediyorsan bu bir ilizyon yeniden anda olduğunu hatırlayarak onu fark ediyorsun. Zaten fark etmekte durumundasın çünkü bu sana gösteriliyor. Görüyorsun artık, deneyimliyorsun. Bundan kaçıp yeniden dünyaya falan gitmeye gerek yok. Dünyada hiçbir şey olmadığını zaten biliyorsun. Yaşadın, gördün. Şikayet, şikayet, şekva asla içine düşünmemesi gereken bir girdap. Tam aksine hamd burada onu deneyimliyorsun. Zaten onu deneyimlemek için yeniden yeniden geliyorsun. Elhamdü. Yani bunu besmele ile Kur'an'la deneyimliyorsun. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil âlemin er rahim Bu ayetleri, bu ayetleri anla diye, deneyimle diye yeniden, yeniden ikiliktesin. İkilikte de artık birliği kur diye yeniden ikiliktesin. O gönül sarayına hiç kimseyi alma o gönül sarayını temizle tozunu al tertemiz yap her daim her an her an oraya bir gölge bile düşürme diye yeniden ikiliktesin o kalbin ve aklın senkronizasyonuna teslim olduğunda zaten kıyametin kopuyor. Yani bilinç seviyen çıkıyor. Artıyor, algın değişiyor. Zihinden bilince olması gereken bilince, bilinç algısına geliyorsun. Aşkı deneyimlemek ve aşkı aynalarda da olsa yaşamak bu alanda, mahşer alanında böyle sımsıkı bir ip gibi yeniden karşına çıkıyor. O yüzden <laughs> aşktan e, kaçmamak lazım. <laughs> Meseleyi buraya bağlayıp bırakırmışım. Kabir alemi de olsa aşk kişiyi diri tutuyor. Evet. <laughs> diri tutuyor. Bir şey gibi. Kabir aleminde de olsa bir köprü sanki. Yani o köprüye binince aşk köprüsüne her şey gerçek oluyor. <laughs> Kabirde de böyle. Her şey gerçek oluyor. İşte dünya bir anda gözüne farklı görünüyor. Her şey daha renkli, çok güzel, çok mutlusun. Hiç kimseye karşı negatif bir şey hissetmiyorsun aşkken. İşte dedim ya bir köprü gibi. Bir kapı açıyor sanki. Aşkın alemi açılan bir kapı gibi. Girdiğin zaman bambaşka bir yere çıkartıyor seni. O dünyanın telaşından, endişesinden, o dünyanın kaygılarından, korkularından çıkarıyor. Aşk seni başka bir yere götürüyor. O yüzden o aşkı deneyimlediğin zaman, hani buradaki bu vuslat ve yeniden hasrete düştüğün zaman en azından birazcık ne olduğunu fark ediyorsun yani. Ne oldu şimdi, nereye gittim, nereden geldim, ne deyin, deneyimledim, şimdi neredeyim, sonra ne olacak? Zaten zihnin en büyük tuzağı gelecek kaygısı. Yani ne olacak şimdi? Ne yapacağım? Yani başıma ne gelecek bundan sonra? Bunların hepsi zihinden kaynaklanıyor ve zihinsel alandasın zaten ikilik alanında tekrar. Ama bunu fark edersen ikilik alanında da olsan yeniden tekliğe geçebilir. Yeniden bilinçle o alanda olabilirsin. Zaten bu eğitimin konusu da bu. Sürekli zihni gözlemlemek. Mahşerin mahşere düşüldüğünde gelindiğinde düşüldüğünde kelimesini yine kullanıyorum. O ilk afallama zamanlarından bahsediyorum ki sonrasında zaten o zihni gözlemleyerek birçok şey fark ediyorsun ama unutulmaması gereken sadece, hattı hemen hatırlanması gereken birkaç şeyi tutunduğun zaman tekrar bilince dönmen daha kolaylaşıyor. Yoksa zihin alanında dönersin yeniden. <laughs> o dönmeler de kolay dönmeler olmaz. Yani dünyadaki gibi değil. Kabir alemindeki gibi değil. Şimdi bu kelimelerime takılma lütfen. Bunları hep algı olarak düşün. Zaten biliyorsun hepsini de. Bilmediğin bir şeyi sana anlatmamın mümkün olmadığını biliyorsun. Sadece hatırlamak buradaki konu. Çünkü hepsini deneyimlediğin için sen. Zaten deneyimin kendisi olduğun için. Sana bir şey anlatmanın manasızlığı içerisinde de buluyorum zaman zaman. Kendimi diyeyim ama anlatmanın gerekliliğini de hissettirdiğin için yine böyle anlatıyoruz. Çünkü işte maksat seyir olduğuna göre seyir de dualiteden oluyor, ikilikten oluyor. Bu kubbe altında hoş bir seda bırakmaksa maksadımız o sedayı <laughs> o sedayı bırakmaya niyet ediyoruz. Niyet demişken niyet çok önemli. Niyetlerini sesli olarak söylersen hem hatırlamana yardımcı oluyor hem de zaten dedik ya sesli söylediğin şeylerin öneminden bahsettik ya. Zaten bir anlamda da onu gerçekleştirmiş oluyorsun. Niyet bu kadar önemli. Böyle çıkıyor ağzından. Ondan sonra karşına geliyor. Nasıl niyet ediyorsan öyle. Artık bu mahşer alanında yani zaman algın sadece 24 saat. <laughs> Andan 24 saate geldin. Yani insana verilen bir 24 saat olduğunu fark etmek diyebiliriz. Dünyadayken fark edilemeyen bir durum. <laughs> ne söylesen, ne yapsan boş, fark edilemiyor dünyadayken bu. Nasıl yani diyorsun, nasıl öyle bir şey olabilir mi? Dün yani bir sürü şey yaptım işte, bugün de onun devamını yapacağım. Ondan sonra yarını zaten kuruyoruz. <laughs> Dünyada böyle bir algıdasın ama kabirde. Mahşerde böyle bir şey yok. Yani e, sabah uyanıyorsun ya, işte sana verilen bir anın içerisindesin artık yeniden, ikilik alanına adım attın. E, o zaman selam ver, selam ver, niyet et. Niyetin zaten hep halis. Halis ne demek? İhlaslı, samimi. Samimiyet, o da açıldı bakın. Samimiyet çok önemli. Yani dürüst olmak çok önemli kime kendine. <laughs> Zaten kendinden kendine başka kimse yok ki. Bunu biliyorsun artık. O yüzden hiç gerek yok. Başka bir şeye. Yani samimi olmamanın zıttı her neyse oyunlara gerek yok ki. Bitti artık oyun bitti. <laughs> oyun bitti artık. Oyun bittiğine göre <laughs> artık samimi ve dürüst olarak buradasın. Gerçeklik gerçeksin yani sen gerçeksin en azından. Bir yansımanın içerisinde olabilirsin. Kendinin de bir yansıma olduğunu bilebilirsin. Ama artık gerçekliği de biliyorsun. Hakikatle de görüyorsun. Hakikatle de okuyorsun. Okumaya da geldin. Yeniden geldiğim bu alanda aslında hani mahşerde kitabın açılıp okunur denir ya öyle yazar mahşerin tasvirlerinde. E burada okuyorsun işte. artık okumak için geldin. Okumak böyle işte <laughs> açıp kitabı okuyoruz ya. AMK'ya okuyorum ben mesela YouTube'da şu anda şu anda. <laughs> bir taraftan onu okuyorum. Artık zaten okumak, işte o suyu alıp içerken de suyu okumak. Yani kitabı açmana da gerek olmadan okuyabiliyorsun. Okuyorsun çünkü önünde açılıyor birçok şey. Sen de onları okuyorsun. Anın içerisinde olabilirsen kalabilirsen okuyorsun, zihne düşersen okuyamazsın. Ama artık bunların dengesini kurmayı da öğrenmek bu eğitimin konusu. <laughs> yani o ferahlamana sebep olacaksa bu ferahla. Zaten ferahlamak dışında bir şeyin yok ki yani. O zihin hapishanelerine, girdaplarına düşmene gerek yok. Oradan kendini böyle çıkar al. Korkacak hiçbir şeyin olmadığını biliyorsun. O eminliği yaşadın çünkü. Deneyimledin. O güven duygusunu düşünebiliyor musun? <laughs> her gördüğün şeyde sen kendini gördün. Baktığın her yerde gördün. Her yerde öyle bir eminlik, öyle bir güven, işte ana geldiğin zaman yeniden oradasın. Yeniden o dengeyi sağladığın zaman dönüşümü de anda yapmış oluyorsun. Hiçbir çabası yok. Hiçbir çabası yok. Tam tersine çaba zihinde kalmayı sağlayan bir şey. Çabaladıkça zihinde kalıyorsun. Yani çabada bir hırs var çünkü. Ulaşmaya çalışılan bir yer var. Halbuki çaba değil, senin gayretin senden istenen. Gayret. Gayrette hırs yok. Gayret ne peki? Gayret işte anda deneyimlerken, okurken açılanları yapman gereken bir şey sana o anda denk geliyor. Yani böyle durmuyorsun ya akşama kadar. Hayatın içerisindesin, yaşıyorsun. E yaşarken de bir şeyler yapıyorsun, arabaya biniyorsun, araba sürüyorsun, işine gidiyorsun, konuşuyorsun. Yalnız şöyle bir durumdan da bahsedeceğim şimdi ahiret algısına geçince e, adı üstünde ahiret. Burada dünyaya çalışamıyorsun. <laughs> Artık dünya için çalışmayı bırakıyorsun. Dünya için çalışmak ne demek? dünya için çalışmak ne demek? Yani sen enerjini sadece ama sadece hakikati anlatmaya adıyorsun. Bu enerjiyle sadece o aşkı onu seni anlatmak, yaşamak ve anlatmak. Tek gerçeğin bu. Sen bu enerjiyle para kazanmak, dünyada bir madde elde etmek, elde etmek ya da meta neyse adı işte. Bunu yapamazsın. <laughs> bunu yapamazsın çünkü bir faydası yok yani nasıl anlatayım ki bunu? Pul yani şey, ...şöyle anlatabilirim belki... ...bir elmas, mücevher düşün... ...çok kıymetli dünya olarak... ...onu verip pul almaya benzer bu... ...pul... ...mektubun üzerine yapıştırılan var ya... ...on kuruş falan da eskiden tabi mektup mu kaldı... <laughs> ...bozuk para diyelim o zaman mektup kalmadıysa... ...bozuk para... 1 lira... <laughs> ...bozuk paranın kaç lira olduğu hiç önemli değil ama... ...bak... ...hiç önemli değil... <laughs> Yani tüm dünya bile olabilir. Fark etmez. Peygamberimizin dediğini hatırla. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseler değişmem değil mi? Değil mi? Değişilecek bir şey değil ki. Yani o vuslatı deneyimledin ya. <laughs> dünya gibi sonsuz dünyalar olsa kaç yazar? O yüzden o mücevheri verip de hiçbir şekilde o bozuk paraları almazsın. Değiştirmezsin. Değiştirmiyorsun. Tek amacın o mücevherin nasıl parlak, nasıl ışıldayan, nasıl sevgi dolu, nasıl merhametli, nasıl şefkatli, nasıl bir yuva, nasıl bir ev, nasıl bir bütünlük hissi, nasıl bir tamamlanmışlık, nasıl bir vuslat, <laughs> nasıl bir aşk. Bunu anlatmak. Çünkü yaşadığın bu. Sadece bunu anlatmak için buradasın. <laughs> Yeniden buradasın ya. <laughs> Sadece bunu anlatmak için bunu deneyimlemek için, bunu yaşamak için, bunu farklı farklı çeşit çeşit yaşamak için ve karşında gördüklerinde de artık bunu yansıtmak için buradasın. İhlas dedik, yani samimiyet. <laughs> Dürüstlük dedik. Zaten samimiyet dürüstlüğü de kaplıyor. Bakın bu eski kelimeler var ya, eski dediğimiz Türkçe, Türkçe, Öztürkçe hem içerisinde birazcık Farsça kelimelerin girdiği, biraz Osmanlıca da var bunun içerisinde. Yani bunlar çok öz kelimeler. Türkçe konuşmayı çok seviyorum. Türkçe, gerçekten dilimi çok seviyorum. Yani bu bir, bilmiyorum milliyetçilik mi, nedir, öyle ayrımlar yok çünkü bunu öğrendim. Ana dilim Türkçe. <laughs> ben çok fazla yabancı dil ferda olarak söylüyorum. Yabancı dil öğrenme fırsatları hayatımda çok fazla oluştu ve öğrenmedim. <laughs> öğrenmedim, bilmiyorum, öğrenmek istemedim. Ama çok yabancı kaynaktan araştırma yapıp bilgi edinen bir kişilik geliştirdim yani dünya hayatından bahsetmek gerekirse. Ama bunu hep teknolojinin imkanlarıyla yapmıştım. Yani altyazılar, çeviriler ama hiç Türkçe kaynaktan araştırma yapmazdım. Hep yabancı kaynaktan yapardım. Çünkü dünya bilgisi genelde oralarda daha çok. Şimdi baktığım zaman tabii ana dilimi İyi ki de öğrenip geliştirmişim diyorum. Çünkü bununla kendimi ifade edebiliyorum. Bununla sana kelimeler bulabiliyorum. Cümle içinde bir İngilizce, bir Türkçe, bir ondan, bir bundan, o tarzanca cümlelerden hiçbir şey anlaşılmıyor. O yüzden duru ve öz bir ana dille anlatmak gerekiyor ve anlamak da gerekiyor. Hani naiflikten bahsettik ya, incelikten, naiflikten. İşte bunu yaşayan o güzel insanlar, o divanları yazmışlar. İşte Yunus Divanı var, Ahmet Yesevi'nin divanı var, Fusuli'nin var divanları. Divanların dili biraz ağır gelebilir ama ya yani o içindeki letaifi hissedersin. Anlamasan da anda kalarak okursan, anlamasan da anda kalarak okursan, yani geçmiş ve gelecek kaydından tamamen uzaklaşarak o kelimeleri okursan, anlarsın. <laughs> Sen anlamayabilirsin, kalbin anlıyor. Gönlün anlıyor, gönlün. Çünkü içinde aşk var. Sadece aşkla anlatmak ...seni sadece sana aşkla anlatabilirim... ...başka elimde bir şey yok ki... ...çünkü gönlü, gönüldesin sen... ...gönülde oturuyorsun gönülde... ...o sarayda... ...bu dünyadayken... ...o gönülden bakıyorsun... ...o... ...özsün çünkü... Türkçeden girdik, divandan çıktık, gönle geldik yeniden. Yani bu ihlas kelimesini aslında söylemeye çalışıyordum. İhlas, samimiyet ve aşk, <gülüyor> rıza, <gülüyor> selam <gülüyor> kelime veriyorum şu anda. <laughs> anahtar kelime <laughs> anahtar kelimeler hamd dünyada şükür vardı şükür şükürle hamd çok farklı <laughs> gerçekten çok farklı <laughs> hamd'da bir rıza hali var hamd <laughs> rıza lokmasını yutunca hamd'a geçiyorsun çünkü orada bir rıza hali var yani olana olmuşa, yani olmuş diye de bir şey yok da olan. Yani her şeye razı olmak. Ve bunun için yani hiçbir eksiğinin, hiçbir ihtiyacın olmadığını, olan her şeye hamd içerisinde olmak. Yani bu memnuniyet kelimesi falan bunu karşılamıyor. Karşılamıyor. Hamd, elhamdülillahi, rabbil alemin. <laughs> hamd olsun demek. Yani nasıl anlatılır ki? Anlatamıyorum işte kelimeler yetmiyor. Yetmediği için bu kelimelere tutunuyoruz. Bakın bu bahsettiğim, bu söylediğim kelimelerin anlamları çok geniş. Anlamları çok geniş yani çok uzun tefekkür edilebilir. Bir hamd, hamdı anlamak için günler gerekiyor. Günün olmadığı yerde günler gerekiyor. <laughs> bir 24 saat yetmiyor hamdı anlamaya. Ve yeniden hamdı anlamaya çalışırken bulabiliyorsun kendini. <laughs> hamdı anladığın zaman sadece hamd kalıyor geriye. Hamd olsun. Elhamdülillah. Başka hiçbir şey yok orada. Oluşuna, kendi varoluşuna, her gördüğüne, ana. Ana hamd. Hamd ediyorsun yani. O ana hamd ediyorsun. Selam Selim. Selim, aklı Selim, aklı Selime geçiyorsun. Selam cennette sek söz vardır. O da selam deniyor ya. Neden söyleyecek söz mü var? Hamd içerisindesin zaten. Hamd. Hamd. Ve selam veriyorsun. O ham duygusuyla veriyorsun o selamı. O ham duygusuyla verdiğin selamda karşıda sadece sana gelen ham oluyor. <laughs> bir saat oldu, uzunca bir sohbet oldu. Arkada gün ağrıdı, buradan görüyorum. O zaman selamlayalım. Seni selamlıyorum ben. Hamd ile, Hamd ile selamlıyorum seni. Yeni bir gün, yeni bir 24 saat. Niyet ediyorum. Sadece sende kalmaya. Bir zerre toz bile o gönle düşürmemeye. Selam olsun. Hamd olsun.